verbindlich. In ihre Organisation stahlhart. In ihrer Taktik schmiegsam und anpassungsfähig. In ihrem Gesamtbild aber wie ein Orden sein. Efendim bundan tam 75 yıl önce 1 Eylül 1939 günü Hitler'in emriyle Polonya'ya başlayan işgal İkinci Dünya Savaşı'nın startı oldu. O nedenle 75 yıldır yaklaşık tabii 75 yıldır değil İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden itibaren 1 Eylül Dünya Barış Günü olarak anılır. Bir daha o büyük acılar yaşanmasın diye. Bugün stüdyoda konuğum tam da bunu konuşabileceğim bir isim. Ali Sirmen, Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ali Sirmen, genç kuşaklar hatırlamaz herhalde. Hatta benim kuşağım bile unutmuş olabilirim, bilmiyorum. 12 yıl sonrasında Barış Derneği kurucularından idi. Ve o davada yargılandı. Evet. Ne tuhaf bir şey değil mi? Yani bu ülkede Barış Derneği davası diye bir dava bile vardı. Efendim vardı ve daha ilginci de bir gün Sarmacılar Hapishanesi'nden tutuklu olarak bulunuyorduk orada. Sarmacılar Hapishanesi'nden adliyeye götürülürken kelepçeleniyoruz. Araca binmeden önce. Merdiven altında kelepçelendiğimiz yerde duvarda yurtta barış, dünyada barış yazıyordu. Ve biz bu arada Barış Derneği'nden yargılanmaya gidiyorduk. Şimdi 1 Eylül Barış Günü'nde hakikaten sizden bir başkasını düşünemedim konuşmak üzere. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ama bugün gene barışı değil daha ziyade savaşı konuşacağız. Ne yazık ki. Yani artık 2. Dünya Savaşı gibi topyekun küresel bir savaştan söz etmiyoruz. Ama hani her yerde kar var gibi her yerde savaş var. Evet. Çok hazin. Sizin o yurtta sulh, cihanda sulh yazısının eşliğinde kelepçelenmenizi, sonra başınıza gelenleri, o davanın, barış davasının encamını ki bugünle kimi davalarla da çok ilginç benzerlikler taşıyor. Onları konuşacağız Ali Sirmen'le. Günümüzü konuşacağız. Çünkü diyor ki Ali Sirmen, birinci cumhuriyette veda ettik galiba diyor. Siz bu cumhuriyeti çok ararsınız diyor yazılarında. Bunları konuşacağız. Özetle daha ziyade gerilimi ve savaşı konuşacağız. Ne yazık ki. Çünkü dediğim gibi her yerde savaş var. Ve üstelik İkinci Dünya Savaşı'nda örneğin en son sıra Almanya'da 15-16 yaşında çocuklara gelmişti artık. Hani o kadar büyük bir insan kıyımı vardı ki sadece Yahudileri kıymadı Hitler, değil mi? Tabii kendi evet. Kendi gençlerine de kıydı. Kendi gençlerine kıydı. Başkalarına, kendi muhaliflerine kıydı, sosyalistlere bütün, kıydı. Bütün evet. Efendim Avrupa'yı kana buladı. Çingenelere kıydı. Tabii. Yani tam bir ölüm makinesi. İşte oradan hatırlıyoruz gene çocukların, çocuk yaşta delikanlıların öldüğünü. Şimdi de yine savaş, örneğin biliyor musunuz Suriye'de yaklaşık 11 bin çocuk ölmüş. 11 bin. Savaş biliyorsunuz önce çocukları öldürür. UNICEF verilerinden yani Birleşmiş Milletler'in bir teşkilatından söz ediyorum. Onun verilerinden hareketle bir takım rakamlar vereceğim size.
5,5 milyon Suriyeli çocuk etkilenmiş. Bu bizim büyük katkımızın olduğu çatışmalardan 10 binden fazlası, yaklaşık 11 bini hayatını kaybetmiş çocukların. 8 bin çocuk sınırı kimsesiz geçmiş, yalnız başına geçmiş. Ne yapacağını herhalde aileyi kaybetti bu toz duman arasında. Yurt Gazetesi. Yurt Gazetesi bugün birinci sayfasında anonslamış ve içeride de o çocuklardan öykülerle uzun uzadıya vermiş. Bu Emrullah Efendi başka efendim, onu sonra görürüz. Şimdi sadece tabii sınırımızın ötesi değil, bu tarafında da gözyaşı var, ölüm var, ağır yaralanma var. Nusaybin'de örneğin 9 yaşında bir çocuk gene yüzüne gaz fişeği isabet ettiği için yüzünün bir tarafına ağır yaralandı. Efendim korsan gösteri varmış, slogan atılıyormuş. Herhalde Ali Sirmen hep aynı sahne değil mi? Hiç gözetmeden çocukmuş, mesafeymiş, kuralmış. Böyle düşünsenize 9 yaşındaki bir çocuğun boyunu, posunu, onun yüzüne geliyor gene bir gaz fişeği. O çocuk ağır yaralı. Bilmiyorum görüntüsü var mı ama peki bir sistemde bir donukluk olduğu için verememiş arkadaşlarım. Şimdi günceli, evet görüyorsunuz işte zavallı yavrum 9 yaşında. Tabii ki koma gibi ya da derin uyutuluyor. Çünkü yüzünün bir tarafından beyin sarsıntısı da geçirdiği için çok ağır durumu. Umarım iyi olur. Çünkü doğrudan beynine isabet etmemiş. Uyutuluyor şimdilik. İnşallah iyi olur. Bunlara geliriz. IŞİD deriz, Güneydoğu çözüm süreci gene konuşuluyor. Çünkü evet. Genelkurmay Başkanı benim haberim yok demiş ama. Şimdi bir önce gelin. 12 yıl sonrası az önce konuştuk ya. Şu Barış Derneği davası. Böyle bir dava niye açılır? Siz niye yargılandınız? Ne kadar yattınız? Kaç yıla mahkum oldunuz? Ne oldu? Hepsini bir anlatın bakalım. Mahkumiyet yok. Şimdi ilanlarda vardır böyle. Önce gez sonra öde diye turizm şirketleri şey yapar. Biz de önce yat sonra görüşürüz diye hesabıyla. 12 Eylül'ün yöntemi buydu. Şimdiki dönemin yöntemi de bu. Balyoz davasında da böyle oldu. Diğer davalarda da böyle oldu. Ergenekon davasında da böyle oldu. Bu sefer askerler yargılanıyordu ama önemli değil. Yani zulüm ortadan kalkmamıştı. Haksızlık ortadan kalkmamıştı. Hı hı. Zalimle mazlum yer değiştirmişti. Burada unutmamamız gereken bir. Ve tutukluluk yoluyla infaz yapıyorlar. Mesela benim bu davadan bana istenen mahkumiyet 8 yıldı. Bu 8 yılın o zamanki infaz karşılığı 38 ay 20 gündü. Ben 38 ay yattım çıktım. 20 gün daha yatsaydım zaten cezayı, yani beraat etmişsiniz, etmemişsiniz. Şimdi ondan sonra da sadece 20 gün karda sağ, evet. İnanılır gibi. Şimdi konuşulduğu zaman gibi. Türkiye'de herkes adalet yerini bulur dedikleri zaman gülüyorum. Kimse bana bunu anlatmasın. Şimdi lafınızı balla keseceğim. Adalet yerini bulur mu bilmiyorum ama Erdoğan'ın adalet diyebiliriz. Yargıya savaş açtı orada da. En önemli nedeni de bugün adli yıl açılış töreni var biliyorsunuz. Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu konuşacak diye gitmediler. Gitmedikleri gibi haşhaşi diye nitelediler yargı mensuplarını. Çok kısacık bir görelim Feyzoğlu'nu. Çünkü o konuşacak diye Erdoğan o zaman başbakandı. Ama Cumhurbaşkanlığına denk geliyordu malum, evet. 1 Eylül. O reddetti. Davutoğlu reddetti. Bütün bakanlar reddetti. En son öğrendi ki Genelkurmay Başkanı da gitmeyecekti. Tabii mütemmim cüz derler herhalde eskiler. Bir kısacık... Yani adaletin girdiği yere ben girmem demiş. Girmem diyor. Bir görelim. Biz sesini vermesek de olur arkadaşlar. Nasılsa sonra bültenlerde verecek. Biz görüntüyü sadece paylaşalım. Üzerine bir adalet konusunda zaten tam da konuşuyorduk. Ali Sirmen adalet konusunda ve hani... Adaletin bu mu dünya meselesinde bir bize şeyleri anlatsın, görüşünü anlatsın. Efendim bir arkadaşım var.
Avusturyalı gazeteci. Hı hı. Takıldım. Sizin orada Deniz Bakanlığı var değil mi dedim sizin memlekette. Sizin de Adalet Bakanlığınız var. Yani o bakımdan adalet ve o kadar artık çivisi çıkmıştır ki efendim. Hı hı. Yani yargı bağımsızlığından bahsediyoruz. Yargı bağımsız olsa, kuvvetler ayrılığı işlese, yargı bağımsız olsa ne olur, olmasa ne olur? Zaten yargı kararlarını uygulamıyorlar ki. Yani siyasi iktidar kalır da ben bu yargı kararını uygulamıyorum derse, ister bağımlı yargı olsun, ister bağımsız yargı olsun. O duruma gelmiştir artık. Ve maalesef burada biz bu Ergenekon ve Balyoz davalarını çok üzerinde durduk. Çünkü mesele şuydu. Ergenekon Balyoz davalarında da vesayeti tasfiye ediyoruz diye, askeri vesayeti tasfiye ediyoruz diye hukuku tasfiye ettiler. Adaleti tasfiye ettiler. Tüm mesele zulmü ortadan kaldırmaktır. Yoksa zalimle mazluma yer değiştirmek değildir. O bakımdan maalesef adalet açısından çok kötü günler yaşıyoruz. Ben 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinin askeri hapishanelerini ve askeri mahkemelerini gördüm. 12 Eylül döneminin askeri mahkemelerinden de beter bir dönemi yaşadık biz. Yani şimdi bakın, bunu söylemeniz hem çok ilginç hem de tuhaf geliyor bana. Çünkü siz 12 Eylül'de hapishanede yattınız. Tutuklu olarak 3 yıl yattınız. Sonra hiçbir mahkumette almadan çıktınız. Buna rağmen bugünkü dönemi daha beter görüyorsunuz tabiri caizse. Maalesef. Neden? Nesi daha fena? Ne yani, açıdan? İşte bakınız, ben size bir örnek vereyim. Barış Derneği davasında Kenan Evren bu davanın mahkumiyetle neticelenmesini istiyordu. Hı hı. Ve hatta şöyle bir de yaşanmış bir olay var. Hapishanede bizim duruşmalar bizim duruşmaların yapılacağı günler çıkar bizimle ilgili bir konuşma yapardı. Hı hı. Yine böyle bir konuşmasında kansızlar, kansızlar, kansızlar diye Kenan Evren söylenip duruyor. Ben de kahkahayla gülmeye başladım. CHP milletvekili, eski milletvekili Kemal Anadolu dedi ki, ne gülüyorsun ya, bize söylüyor dedi. Nasıl gülmeyeyim birader dedim. İlk defa bir genelkurmay başkanının annemi teşhis koyduğunu görüyorum. Şimdi buna rağmen Kenan Evren'in bu isteğine... Şeyinizi, hiç hümörünüzü kaybetmemişsiniz. Yok, orada çok eğlendik biz. Öyle çok mi? Çok eğlendik. Şimdi bakınız, bu davalarda Kenan Evren bizim mahkumiyetimizi istemesine ve bir hidayet mahkemesi mahkumiyet kararı vermesine rağmen askeri Yargıtay tabii tutukluluk halimizi kaldırmadığı için mahkumiyet kararlarını bozması da fazla bir kıymet harbiyesi olmadı ama bu kararları, bu mahkumiyet kararlarını bozabildi. En sonunda biz askeri bir mahkemede heyet değişikliğiyle doğru bir yola girebildi şey. Yani doğru yola girdi, kıymet harbiyesi yok. Çünkü zaten yatacağımızı yattık. Nitekim işte dediğim gibi 20 gün daha yatsaydım istenen cezanın tümünü yapmış olacaktım. Ha beraat etmişsiniz, ha mahkum olmuşsunuz, hiç farkı yok. Şimdi efendim buna rağmen askeri Yargıtay cesaret edebildi ve Kenan Evren'in mahkumiyetini istediği bu davadan bozma kararı verebildi. Evren'in en güçlü zamanları. Evet, şimdi böyle bir şey mümkün mü? Hakimi mutlaka karşı böyle bir şey yapmak mümkün mü? O bakımdan yani şimdiki davaları görüyoruz. Balyoz davasında ne oldu? Yargıtay'a gitti, özel oluşturulmuş 9. ceza dairesinde onandı geldi. Yani bu davanın, Balyoz davası artık o Dani Rodrik'le Pınar Doğan'ın kitabından sonra çökmüştür. Bütün şeyleriyle çökmüştür. Ama görüyorsunuz yani o zamanki mahkemeler ve o zamanki hapishaneler bugünkülerden daha iyiydi. O bakımdan ben tam hala anlamadım. Siz niye yargılandınız? Yani şimdi barış istemek hani çok ağır bir şey tabii memlekette herhalde de ne bileyim. Yani nasıl bir gerekçe kulp buldular size? Efendim, Barış Derneği davasının ilk duruşmasında Deli Petro'nun, Çar Petro'nun vasiyetnamesi okundu. Yani Türkiye'yi Çar Petro'nun vasiyetnamesini gerçekleştirmeye teşebbüs etmekten yargılandık bir anlamda.
Yani niye yargılandınız derken şimdi öyle bu askeri bu, öyle özel mahkemeler vardır ki özel yetkili mahkemeler, buna askeri olsun sivil olsun fark etmez. Özel yetkili mahkemelerde hukuka, mantığa uygun açıklamalar ararsanız bulamazsınız. Tabii. O bakımdan bu gerekçeleri mesela bizim de gerek yazar arkadaşlarımızın, gerek gazeteci arkadaşlarımızın, gerek hukukçu arkadaşlarımızın büyük bazı yanılgıları var. Bu dönemi hukuki gerekçelerle anlatmaya çalışıyorlar. Bu mümkün değil. Şimdikinden söz ediyorsunuz. Şimdikinden de 12 Eylül'dekinden de. Yani 12 Eylül ile şimdi arasındaki fark, birisi sivil darbedir, birisi askeri darbedir. Bu sivil darbe ve askeri darbede de tanımları da gayet basittir. Eğer cebir şiddet kullanarak hükümeti devirmek veya meclisi iskat etmek veya anayasayı ihlal etmek. Burada darbede cebir şiddet kullanmak gerekir. Ama yine hukukçuların üzerinde birleştikleri, bu Tayyip Bey'den önce bu tanımlar yapıldı. Hı hı. Bir tanım vardır ki o da şudur, manevi cebir unsurdur. Eğer birisi şu ya da bu şekilde devletin erkini ele geçirmişse ve devletin erkini kullanarak anayasayı teddil, tahir ve ilgâ, anayasayı değiştiriyorsa veya meclisin çalışmasını engelliyorsa veya tek başına kendi sultasını kuruyorsa, buna manevi cebir unsuru derler ki bu da sivil darbe oluşturur. 12 Eylül ile şimdiki dönemin arasındaki fark üniforma farkıdır. Hmm. Birisi Ramsey'den giyiniyor, birisi devlet devlet dikim evinden giyiniyor. Ama önemli olan rejimlerde demokratik içeriklerine bakarak karar verilir. Yoksa despotun elbisesine bakarak değil. Despotun elbisesi ha sivil olmuş, ha üniforma olmuş, farklı. Bir hayli de önemli, ünlü isim vardı Barış Derneği davasında. Yani bir bakıma Türkiye'nin entelektüel hazinesinin kıyımı gibiydi. Kimler vardı? Hatırlatabilir misiniz? Sayayım. Mahmut Şerafi, Mahmut Diker'den, Reha İsfan, Orhan Apaydın, Erdal Atabek, Karun Aykut Köker, Cemal Tahsin Ustaoğlu, Haluk Tosun, Şefik Hasan, Ayber Sungan, Ali Taygun, Uğur Kökten, Metin Özek, Niyazi Dalyancı, Atol Behramoğlu, Ali Sirmen, Gencel Şaylan, Ergun Elgin, Orhan Taylan, Hüseyin Hacıbaşıoğlu, Nedim Tarhan, Nurettin Yılmaz, Semra Özdamar, Melih Tümer, Mustafa Gazalcı, İsmail Hakkı Öztorun, Kemal Anadolu, Gündoğan Görsel. Fakat bunların 10 tanesini kaybettik maalesef. Kaybettik ve belki hani yarısını da neredeyse sessizliğe gömmüşüz. Farkında mısınız? Yani bir başka tür kıyım geçmiş. Şimdiki kuşaklar bu isimlerin neredeyse hiçbirini hatırlamaz, bilmez. Şimdiki kuşaklar zaten 12 Eylül'ü de hatırlamıyorlar. 12 Eylül'de hatırlamadıkları için başlarına bunlar geliyor. Eğer 12 Eylül'de hatırlamazsanız, 12 Mart'ta hatırlamazsanız, geçmişi doğru değerlendiremezseniz başınıza bunlar gelebilir. Ve maalesef bu duruma hafızamızın, belleğimizin sığlığından bu duruma düşüyoruz. Tabii anlamanın önemi bir de şu, bugünü değerlendirmek. Yani siz diyorsunuz ki bu sivil darbe. Darbe analizi yapmazsanız, darbenin ne menen bir şey olduğunu bilmezseniz, bugünün sivil darbe olduğunu da görmeyebilirsiniz, değil mi? Tamamen öyle efendim. Nitekim zaten yanlış hedefler üzerine koşulduğu için bugünkü duruma gelindi. Yani mesela biraz önce de sözünü ettik. İki tane davadan söz ettik. Balyoz davası ve Ergenekon davası. Hı hı. Askeri vesayeti tasfiye ediyoruz dediler. Askeri vesayeti tasfiye etmek yanlış bir şey değil. Ama bunu hukuk yoluyla tasfiye etmek lazım. Yoksa askeri vesayet olsaydı ne olmuş olacak idiyse aynısı olmuş olur ki bu da bir şey değil. Demek ki o bakımdan... Peki yani, oldu mu? Yani olmuş olur başka bir şey. Oldu mu? Yani siz hakikaten sivil darbe oldu diyebiliyor musunuz bu yakın geçmişe baktığınızda? Efendim biraz önce gösterdiğiniz görüntülerle yani insanların yaşadıklarını baktığımız zaman görüyoruz ki sivil darbe gerçekleşmiştir. Türkiye'de gösterilerde ölenler, bakınız Türkiye en çok gazeteci hapiste tutan ülke şeyini almıştır. Sıfatını kazanmıştır. Türkiye'de bedava eğitimi istediği için insanlar, gençler
2 seneden fazla hapis yatmışlardı tutuklu olarak. Bakınız Sevil Sevimli diye bir genç kızımız var. Bu hem Türk hem Fransız vatandaşı, çifte vatandaş. Lyon'da oturuyor, orada okuyor. Bir programla Türkiye'ye geldi. Türkiye'de eğitim görürken bedava eğitim istedi diye seneler, aylarca, bir seneden fazla tutuklu kaldı. Ve sonra da tahliye olduktan sonra Fransa'ya gitti. Mahkum oldu ama şimdi iade edilmiyor. Böyle bir durumla karşı karşıya. Bir gösteriye katıldığı için mahkum olan birini verir mi Fransa? Yani hani akılları almamıştır ki zaten. Yani efendim baktığınız zaman bugün 12 Eylül'de ne olmuşsa bugün de onlar olmaktadır. Ve o bakımdan sivil darbe gerçekleştirilmiştir. Bugün tekrar ediyorum, askeri Yargıtay'ın, askeri yargının Kenan Evren karşısındaki görece bağımsız duruşu, onurlu duruşunu bugün arar duruma düştüysek eğer sivil darbe gerçekleşmiştir. Eğer demokrasinin bütün dengeleri alt üst olduysa sivil darbe gerçekleşmiştir. O bakımdan bunun yani olaylar bize bunun gerçekleştiğini gösteriyor. Şimdi 12 Eylül'ün açık gerekçesini biliyoruz. İşte kardeş kanı dökülmesin, kan dursun. Gizli gerekçesi için muhtelif görüşler var. Siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. 12 Eylül size göre niye yapıldı? Onu da dilerseniz anlatın ama oradan bugüne gelip şunu sormak istiyorum. Bugünkü iktidarın hedefi, amacı ne? Yani niye sivil darbe yapılır? Yani bir şeye el koymak, bir şeyi değiştirmek için. Size göre bugün bu sivil darbe eğer yapıldıysa gerekçesi, nedeni, gizli amacı, hedefi nedir? Devleti dönüştürmektir efendim. Laik Türkiye Cumhuriyeti'ni dinci bir rejime dönüştürmektir. Ve bu aynı zamanda bugün günümüz konumuz olan barıştan bakarsak, yurtta barış, dünyada barış ilkesiyle hareket eden ve bölgesinde, içeride mezhep kavgalarından uzak durmaya çalışan, bölgesindeki ihtilaflarla da bulaşmayan, mezhep kavgalarına bulaşmayan bir devletten bugün bölgedeki bütün mezhep çatışmalarına müdahil olan, Türkiye müdahil olmuştur. Bu kadar dinleniyoruz. Dinlenmenin arkasında herkes neden dinliyor? Bugün Suriye'ye silah götüren tırların nasıl çevrildiğini biliyoruz. Hürriyet mesela iyi hatırlattınız. Türkiye'yi o da dinledi diyor. Almanya'nın dinlediği ortaya çıkmıştı. Amerika'nın ve haberin içinde var İngiltere'nin de dinlediği ortaya çıktı. En önemli nedenlerden biri de işte bu siyasi gelişmeler vesaire. Efendim gayet basit. Türkiye Suriye'deki savaşa silah sevk ederek müdahil olmuştur. Bu savaşa müdahil olmak demektir. Yarın öbür gün terör ihraç eden ülkeler listesine girmesi bile mümkündür. Ve terör ihraç ettiğiniz zaman bakın sonucu ne olur? Siz terör ihraç edersiniz, sonucu Türkiye'de görürsünüz. Size terör, kargaşa, mezhep çatışması ihraç ederler. Ve bunu ihraç ettiğiniz zaman, terörü ihraç ettiğiniz zaman ve eğer bir mezhep savaşına taraf olduğunuz zaman siz de istikrarsızlık, anarşi, ekonomik göçmenler, muhacirler ve terörü ve mezhep çatışmasını ithal etmiş olursunuz. Bugün karşı karşıya bulunduğumuz durum budur efendim. O bakımdan barış açısından da bakarsak bizim artık geçmişte kaldığını zannettiğim Cumhuriyet'in doğrusunu isterseniz büyük erdemlerinden birisi bunlardan uzak kalabilmesiydi. Bunlardan uzak kalabildiği için bugüne kadar gelebildi. Ama bunlara karışan bir devletin, bir ulusun, bir ülkenin neler olabileceğini inşallah yaşayarak görmeyiz. Neler görebiliriz onu soracağım ama şimdi bir röportajdan aslında yazıdan değil alıntı yapmak istiyorum. İslamcı yazar denilen bir isim Mücahit Bilici Taraf gazetesinde yazıyor. Onunla kendi gazetesi bir röportaj yaptı. Şimdi programı 1 Eylül Barış Günü münasebetiyle
Hitler'in konuşmasını vererek açtım. Çünkü tarihin gördüğü en kanlı, en büyük yıkım anlamında İkinci Dünya Savaşı, onu başlatan kişi Hitler ve 1 Eylül 1939 günü Polonya'yı işgalle başladı o büyük yıkım. Ona ithafen de 1 Eylül Barış Günü'dür, 75 yıldır. Şimdi Hitler deyince akla gelen şeylerden biri bütün bu kan, kıyım vesaireyi de bir rasyonalize ederken kavgam dedi. Kitabının adı da Kavgam'dır. Şimdi çok ilginç, Erdoğan'ın da davamız ifadesi son zamanlarda hiç dilinden düşürmüyor. Mücahit Bilici'ye göre farksız, çok hakikaten tuhaf mı desem, ilginç mi desem bilmiyorum bir tespit. İzleyelim, Ali Sirmen'le devam edeceğiz. Davam dedikleri şey aslında şu: ben Tayyip Erdoğan'ın takdirinin elinde esir durumdayım. Eğer beni seçerse memnun olurum ama seçmiyorsa sesimi çıkarmayacağım demektir. Dava kavramı bütün mukaddesatçı, milliyetçi kesimde vardır. Ülkü kavramı da böyle mesela. İçeriği çok tartışılmayan bir adanmışlık diyebiliriz. Davanız nedir diye sorduğunuz zaman ne diyecek? Türkiye'nin, İslam aleminin kalkınması. Arkasından da İslamcılığın temel temalarından olan İslam Birliği. Bununla totaliterce hareket eden bir rejim ortaya çıkabilir. Toplumun çoğunluğunun, azınlığının itirazlarını bir tür çoğunluğa isyan şeklinde sunması söz konusu. Şu andaki yönetim kanunu sevmiyor, reform ve değişim anında eski yapı çözülüyor, eski bina büyük bir keyifle yıkılırken yeni bina için bir şey yapılmıyor, her şey müteahhitin keyfine kalıyor. Normalde sağlıklı bir rejim kurmak için yıkılan eski binanın yerine yenisinin hemen yapılması gerekir. Şu anda kasıtlı olarak ikisinin arasına boşluk kondu ki keyfi bir yönetim kurulabilsin. Şu anda Türkiye'de herkes Erdoğan'ın ağzına bakıyor. Basında bütün köşe yazarları kendisini Erdoğan'a göstermek için zıplıyor. Yazılarının başlığında Erdoğan ismini geçiriyor ki fark edilsin. Aynı yazı farklı edebi üsluplarla başka başka kişiler tarafından yazılıyor. Türkiye modeli denen şey aslında Almanya modelidir. İslamcılar Nazi düşüncesinden çok etkilendiler. Ben faşizm derken safi kötülük anlamında söylemiyorum. Yaşadığımız Alman modelidir. Alman ideolojisinin kendisini konumlandırması, insandaki asaleti üste tutun bir şey olarak sunulmuştu. İsmet Özel'de mesela bu tutum çok nettir. Yani davam ile kavgam arasında bir yapı oluştu. Biraz fazla iddialı mı? Ne diyorsunuz? Yani en azından şunu söylüyor gibi, her ikisinde de mutlak bir hakimiyet var. Ve herkesten de o kavga, o dava her neyse, ona kesin bir biat talebi var. Kesin bir biat talebi var. İkincisi, kendisi gibi olmayan ve öteki olduğunu kabul ettiği, farz ettiği, ötekileştirdiğine nefret var. Yani baktığınız zaman nefret üzerine kurulu bir rejim olarak her ikisi de birbirini şey yapıyor. Benim yazıda katılmadığım tek şey İslam'ın kalkılması, İslam'ın gelişmesi, süni İslam'ın. Diyor yani, sorduğunuz zaman bunu söyleyeceklerdir diyor. Bunu söyleyecekler. Artık onu da söyleme. Süni İslam diyecekler. Çünkü artık İslam'ın içinde de ayrılık şeyleri başlamıştır. Yani vardı da bu Türkiye'ye yansımaya başlamıştır. Ve bu ayrım İslam dahi bir bütünleşmeyi sağlamanın uzağına düşmüştür. Şimdi bu ne otoriter bir yapı. Totaliter. Oraya geçtik mi? Totaliter yapıya geçtik mi? Tabii geçtik. İnsan kaç çocuk yapacağınızdan bu çocukları nasıl doğuracağınıza kadar karar verirse, yani jinekoloji alanına kadar devlet müdahale ederse, devletin elini uzatmadığı yer kalmazsa eğer, tabii ki artık totaliterlik alanına geçtik demektir.
Şimdi son tabii hani bunu söyledikten sonra benim söyleyeceğim son derece ne denir? Masum ve anlaşılabilir kalır. Hükümete müdahale de hani ne kadar serbest olduğuna ilk işaret. Hükümet programı hazırlamış Babacan ve Davutoğlu. Demiş ki bir dakika, orası eksik. Bir yargıya biraz daha dokundurmanız lazım. Bir de demiş paralelle mücadele. O konuda çok ciddi bir takıntı mı demek lazım, nedir? Bunu demiş biraz daha vurgulamanız lazım. Tabii, yeri göndermiş. Tabii şeyde de cevap veremiyorlar. Yargıya biraz daha dokundurmanız lazım deyince yargı mı kaldı ki efendim dokunduralım diyemiyorlar. Yargı falan kalmadı. Yani ne kadar hani olağan bir şeymiş gibi konuşuyoruz şu anda. Düşünsenize yargının, adaletin kalmadığı bir toplum nasıl olabilir Allah maalesef aşkınıza? Maalesef efendim, bazı şeyleri söylüyorsunuz olacak diye. Bunu çok üzülerek söylüyorum ama böyle. Diyorlar ki ya o kadar olmaz. Ya şimdi o zamandan 10 yılda olmuş olanlara bak, geldiğimiz noktayı bugün düşünemezdin diye söylüyorum. O bakımdan yani insan aklında almayacağı şeyler oluyor ama oluyor. Peki bu size göre şimdi artık hani totaliter bir rejime de geçtiğimizi düşünüyorsunuz. Ortada cumhuriyet falan kalmadı herhalde. Yani bilmiyorum, hani geçenlerde bir yazınızda da zaten hani siz bu cumhuriyeti daha çok ararsınız demiştiniz. Bir yol ayrımını geçtik efendim, mi? Kavşağı geçtik efendim, mi? Efendim şimdi şöyle bir şey var. Türkiye yıkıntı bir ülkeden bir cumhuriyet yaratmaya çalıştı. Yalnız şurada şu noktayı da belirteyim. Burada bazı yanılgılar var. Osmanlı, Sayın Başbakan'ın bir Osmanlı tutkusu var. Hı hı. Ha ben size bir şey söyleyeyim. Osmanlı'nın davranışları bile daha reformcu, daha hukuk devleti, daha moderniteye yönelik davranışlardı. Nitekim bir noktayı belirtmek isterim. Osmanlıların sarayda doğmuş son şehzadesi Ertuğrul Osman Bey'dir. Hı hı. Hatta Ertuğrul Osman Bey ile ilgili Şair Eşref'in bir fıkrası da var. Gelmiş demişler ki Şair Eşref'e, ya efendim yeni bir şehzade doğdu, adını Ertuğrul koydular. Ya biz tam yüzlük kuyruğuna geldik. Bunlar sil baştan yapıyorlar demiş. Yeniden başlattı. Bu Ertuğrul Osman Bey. Ben kendisini 1979 yılında New York'ta tanıdım. Fevkalade zarif, olgun bir zattı. Güneri Civaoğlu'nu maalesef yanıma not etmedim ama Güneri Civaoğlu'ndan internetten bulabilirsiniz. Güneri Civaoğlu ile yaptığı bir söyleşide şunu söylüyor. İmparator Mustafa Kemal var olmasaydı ne olurdu düşünmek bile istemiyorum. İmparatorluk, hilafet gibi şeyleri bırakınız. Cumhuriyete, bunlar geçmişte kaldı. Cumhuriyete ve laikliğe sarılınız diyor Osmanlı. Yani baktığınız zaman Osmanlı dahi bunlardan ilerideydi. Osmanlı dahi yani yaşadığı yerden topraklarından uzaklaşmak zorunda kalmış bir şehzade bile bunu söylüyor. Evet efendim. Yani bunu Osmanlı hanedanına şöyle bir baktığınız zaman görürsünüz ki hanedan cumhuriyete karşı çıkmış, cumhuriyete şey yapmış değil, evet, değildir. Değil. Her zaman dikkatli ve şey davranmışlar ama Ertuğrul Osman Bey rahmetli oldu. Ertuğrul Osman Bey fevkalade olgunlukla ve samimiyetle laikliği ve şeyi, ha aynı konuşmasında şeyi de söylüyor. Atalarımız diyor, ulema ile çok uğraştılar diyor. Biz çağdaşlaşmaktan yanaydık. Onlarla çok mücadele ettik diyor. Bunu da söylüyor. O bakımdan yani o, ayrıca Sayın Davutoğlu'nun gördüğü Osmanlı, öyle bir Osmanlı var olmadı. O Osmanlı'nın son döneminde İstanbul'da padişah İstanbul'da kendi canına kasteden Ermeni komitacıları affetmek durumunda kaldı. Padişah aynı Ermeni, yani değişik tarihlerde Ermeni komitacıların Osmanlı bankasını basması üzerine o akşam gemiyle sınır dışına çıkmalarını kabul etti, pazarlık etti. Osmanlı bırakın yedi cihana egemen olmayı, İstanbul'un içine egemen değil, İstanbul'un içinde
gücünü şey yapamıyor. Postacılar Sokak vardı. Postacılar Beyoğlu'nda. Bu Postacılar Sokak yabancı postanenin bulunduğu sokaktır. Kapitülasyonlar dolayısıyla Osmanlı'ya gelen mektupları, yabancı mektuplarını Osmanlı zaptiyesi açamıyordu bile. Yani Osmanlı kendi bu kadar kendi sınırları içinde bile egemen olamayan bir devlet haline düşmüştü. Ama buna karşı daima da yenileşme çabalarını da göstermişti. Şimdi gelelim, Cumhuriyet'in bazı sıkıntıları oldu. İkinci Dünya Savaşı'na katılmadan yaşadık ama büyük yıkımını yaşadık. Cumhuriyet büyük başarısını aydınlanmasından, eğitiminden almış olan bir rejimdir. Şimdi Cumhuriyet rejimini geriye baktığınız zaman bütün bunları görmemek, Cumhuriyet rejiminin Türkiye'nin içinde bulunduğu az gelişmişlikten kaynaklanan, çeşitli sosyal ve ekonomik konulardan kaynaklanan sorunların hepsini Cumhuriyet'in yapısında yükleyenler ikinci Cumhuriyet'i önerdiler. Şimdi ikinci Cumhuriyet gelmiştir. İkinci Cumhuriyet'i yaşıyoruz, yaşayacağız ve ikinci Cumhuriyet'in bir yararı olacak. Cumhuriyet meğerse neymiş onu anlayacağız. Cumhuriyet'in aydınlanması neymiş bunu anlayacağız. Peki, bakınız şimdi Cumhuriyet'in kurucularından, Sayın Başbakan'ın da fazlaca hedef aldığı İsmet İnönü. Atatürk'ün silah arkadaşı, Cumhuriyet'in iki numaralı kurucusu İsmet İnönü. İnsan hakları vesaire konuşurken meclis kürsüsünden 1950 ile 60 arasında bir dönemden bahsediyorum. 1955'ten bahsediyorum. Yani Menderes döneminden. Menderes döneminden 55'te. İnsan hakları dediği zaman Demokrat Parti şeylerinden ondan sonra bu lafta senin ağzına ne kadar yakışıyor İsmet Paşa dendiğinde, biz mutlakiyetten buraya geldik. Siz buradan mutlakiyete gidiyorsunuz diyordu. Yani fark budur. Cumhuriyet, bakınız Cumhuriyet neleri yapmıştır. Cumhuriyet'in bu kadar Cumhuriyet'in tek parti dönemi dahi, ki tek parti döneminin hiçbir şeyi savunulamaz. Tek parti döneminin yöntemlerinin uygulanmasını istemek bugün abestir. Nedir tek parti dönemi? İçişleri Bakanı partinin genel sekreteri, valiler de partinin il başkanları. Sanki şimdi farkıymış. Yani evet, şimdi. Fiiliyatta aynı şey. Çünkü iki tane Türkiye vardır efendim. Bir resmi Türkiye vardır, bir gerçek Türkiye vardır. Resmi Türkiye ile gerçek Türkiye birbirlerinden yalanla doğru kadar uzaktırlar. Nitekim mesela bakın şimdi size bir şey söyleyeyim. Geçenlerde AKP kongresinde Sayın Davutoğlu AKP genel başkanı seçildi. Hı hı. Şimdi resmi Türkiye'de AKP kongresinde Davutoğlu'nu delegeler genel başkan seçti. Gerçek Türkiye'de durum nedir? AKP Tayyip Erdoğan Davutoğlu'nu genel başkan olarak atadı ve bu atamayı da AKP Genel Kongresi onayladı. İşte gerçek Türkiye budur. Resmi Türkiye başka bir şeydir. Şimdi bugün de gerçi valiler partilerin il başkanı değiller ama resmi Türkiye'de değiller. Gerçek Türkiye'de pekala öyledir. Şimdi bütün bunlar tek parti dönemi kendi tersine dönüşebilmiş ve çok partililiği çıkarabilmiştir. Şimdi tek partililikten çok partililiğe geçmiş bir cumhuriyetin yerine çok partililikten despotizme geçmeye çalışan bir cumhuriyeti ikame ediyorsunuz. Allah kolaylık versin. Deminki sorumu tekrarlayacağım. Şimdi ikinci cumhuriyeti görmeye başlayınca gerçek cumhuriyetin ne olduğunu daha iyi anlayacağız diyorsunuz da, geri dönüş olur mu sizce? Yani yol ayrımı geride kaldı mı? Hala bir şans var mı? Nasıl görüyorsunuz? Yani toplumsal inşa bitti mi çünkü? Toplumsal gelişmede amaç geriye dönmek değil. Sorunları, problemleri ileriye doğru yeniyle çözmektir. Zaten bugün Türkiye'nin büyük şeyidir, yani başbakanın temsil ettiği zihniyet nedir? Osmanlı'ya dönerek kurtuluruz. Mustafa Kemal ne diyordu? İlerleyerek, muasır medeniyeti yakalayarak, çağdaş uygarlığı yakalayarak ve üzerine çıkarak kurtuluruz. Onun için tekrar şimdi geriye dönmek, birinci cumhuriyete dönmek değil amaç.
Çünkü Birinci Cumhuriyet'te de biz oradan çoğulcu, katılımcı, tam gelişmiş bir demokrasi yaratamadık. Ha, burada da şimdi o zaman kabahat Birinci Cumhuriyet'in felsefesinde değil. Çünkü maalesef Türkiye'de Birinci Cumhuriyet dediğimiz zaman da şunu da görelim. Bu Birinci Cumhuriyet dediğimiz dönemin büyük bir bölümü de sağ partilerin, ki sağ partilerin işlevi de zaten işte bugünü sağlamaktı. İşlevleri bitince de tarih sahnesinden silindiler, gittiler artık. O sözünü ettiğiniz Demokrat Partiler, AKP'ler, Adalet Partileri, Anavatan Partileri kalmadı. Şimdi bu o zaman görüyoruz ki Birinci Cumhuriyet dediğimiz döneminde çoğunda bu sağ partiler iktidarda olmuşlardır. Eğer Türkiye'de Türkiye'de rejim tam bir demokrasiye dönüşememişse bunda bugüne kadar iktidarda olanların büyük payı vardır. O bakımdan Cumhuriyeti iyi değerlendirmemiz lazım. Mühim olan çözüm geride çözümler aramak değil, gelecekte daha mütekamil bir demokrasiyi sağlamaktır. Ama gelişmiş bir demokrasiyi sağlamanın yolu da tabanı üretime dayanan bir ekonomiyle mümkündür. Emeğin kutsal olduğu bir ekonomiyle mümkündür. Rant ve talan ekonomisiyle demokrasi sağlayamazsınız. Rant ve talan ekonomisiyle işte bunu sağlarsınız. Şimdi görüyorsunuz işte 3. köprü ve 3. havaalanı yapılıyor. 3. havaalanı deyimi yanlış bir deyim. Çünkü biliyorsunuz ki 3. havaalanı, yani yeni havaalanı, Recep Tayyip Erdoğan havaalanı, evet, öyle olacak. Devreye girer girmez Atatürk Havalimanı devreden çıkacak. Ve yine iki havaalanı kalmış olacak. Neyse, onu bir tarafa bırakalım. Şimdi oradaki o muazzam arazi tabii tam bir, hani rant, az önce tabii söylediğiniz rant. Talan ve rant üzerine, evet, dayalı. Yani talan ve rant üzerine dayalı bir ekonomiden demokrasi üretemezsiniz. Hiç o bakımdan biz amacımız üretime dayalı, emeğin kutsal olduğu ve temel hak ve özgürlüklere saygı duyulan bir demokrasi. Bu geriye dönerek değil, daha ileriye giderek sağlanacak. Şimdi birazdan bir ara vereceğiz, mola vereceğiz. Sonrasında Erdoğan'ın yeni dönem için söyledikleriyle, verdiği işaretlerle yanı sıra Aziz Atatürk ifadesi. Şimdi birdenbire sanki Atatürk'ü bir kenara koymuş, ayırmış gibi görünüyor. Bunun nedenlerini Orhan Bursalı çok güzel yazmış bugün. Ondan paylaşacağım. Evet. Yanı sıra size de soracağım tabii. Bir de günün karesi gelsin ekrana, onu konuşacağız. Şimdi rant dedik, bir takım başka şeyler dedik. Şimdi bakın, burada bir siyah tişört ve üzerinde sıfır yazıyor. Malum paralel operasyonu, paralelle mücadele diyor ya her fırsatta Erdoğan ve yeni hükümetten de en çok ama en çok bunu beklediğini anlıyoruz. Hükümet programında bile eksik bulmuş, baksanıza bir şeyler ekleyin diye geri göndermiş. Şimdi bu sabah işte bir cemaat operasyonuyla başladık gene. Üçüncü dalga operasyon deniyor. Çok önemli isimler Mali Şube Müdürü'yle Emniyet Müdür Yardımcısı gözaltına alındı ve sıfır yazılı. Bunu giyen birkaç, galiba önceden yapılmış hazırlık, bunu giyen polisler de gözaltına alınırken demişler ki biz milyonları sıfırlamadık. Biz kendimiz bir sıfırız ve bunun rahatlığındayız demişler. Hani tabii yaptıklarını unutarak söylemiyorum bunları. Tabii ama efendim, verdikleri mesajda. Tabii bu sıfırlama meselesine gelince önemli. Milyonların sıfırlanmasına bu Türk halkının sıfırlanması da dahildir. Yani milyonlar sıfırlandı, yalnız evdeki milyonlar sıfırlanmadı. Ne derse desin, ne ederse etsin, Türk halkı da sıfırlandı. Bütün haklarıyla, hukukuyla, her şeyiyle, iradesiyle sıfırlandı. Yani artık kaderimiz, her şeyimiz bir kişinin elinde, iki dudağının arasında, o anlamda herhalde söylüyorsunuz. Yani istenen o, yapılmak istenen, yani o efendim. O.
Şimdi dediğim gibi bundan dönüş olabilir mi? Olursa nasıl olur? Orhan Bursalı Erdoğan'ın Aziz Atatürk ifadesine nasıl bir yorum getirmiş? Ve bir iki sürpriz daha gündemden. Görüşmek üzere.